Sercan hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Yani hoş geldiniz, bir saçma erkek. Zaten hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Halımıza. Geçen gün böyle Zeynel'le bir konuşurken, ya bir oyun olmaz mı, yapmaz mısın bir şey falan filan gibi bir muhabbet döndü. Ben de Özgür'e dedim, önceden aklımızda olan bir şey vardı, ideal diye. Bir yerde, daha önce başka bir yerde yapmıştık. Bir parçasını. Onun üstüne gidebilir miyiz, bir şeyler yapabilir miyiz falan diye size böyle heyecanlandık, çalıştık. Onun bir parçayı, dört parçayı çıkardık. Evet, biraz da çalışayım. Biz biraz tartıştık. Biraz tartışmalara baktık. Onlarla ilgili kendi bildiğimiz dille tiyatro diyelim. Öyle yaptık biraz. Onunla ilgili bir palyaço gösterisi aslında kurguladık. Umarız seversiniz. Size bir şeyler satmaya çalışacağım birazdan. Evet. Hazırsınız. Bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Değil mi? Hepimizin bildiği bu güzel. Kürt söylüyor lan! Siz de söylemek istemez misiniz? Yeryüzünde yoktur olma Türkiye'de. Korku bilmez soyumuz. Ben yaptım. Evet. Kaç lira abi? Kaç lira verirsin? Hı? Olmaz mı? Sen abi. Valla. Abi 90 yıldır deniyorlar. Ben yaptım diyorum. Sen 5 kuruş vermesin. 90 yıldır uğraşırız abi de. 90 yıldır uğraşırız diyorum. Yanlış yere geldik. Sen abicim ister misin ha? Anladım ben sizi. Şimdi şehirde yaşıyoruz. Şehir ne yapacağız? Şehirde Kürt'ü alacağız. Eve mi koyacağız? Besleyeceğiz mi? Şehirde ne yapacağız? Ama bu şehre göre tasarlanmış bir Kürt. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tükürüğünü peçeteye atıyor. Bunu da gördünüz değil mi? Yürüyor. Diyeceksiniz şehirde iyi de. Bunun bir doğal ortamı da olsa, orada birazcık takılsa, hani öyle daha iyi olmaz mı? Doğal ortam. Vay yoruldum, vallahi yoruldum ya. Gördüğünüz gibi gayet samimi, duygularını ve bedenini hissediyorum. Yere de tükürüyor, şehirde olduğunda. Peçeteye, köyünde yere. Bir kuruş. Yuh! 90 yıldır. Tamam, anladım. Aldık şehirde de, köyde de besleyip ne yapacağız? Sorunuz bu. Ama siz bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. Günümüzün en önemli şeylerinden biri ablacığım. Otantiklik. Çok kültürlük. Hepsi önemli bunların. Hepsi burada var. Çocuk çiv yedinler ra Slavik şandiyer ro. Çık
Anladım. Acaba diyorsunuz. Bu sözlerin altında. Bunların Türkçesinde acaba mı acaba? Bir şey mi var acaba? Başımıza iş almıyorduk. Çiçek ağacın arkasına gitti. Türkçe altyazılı. Sevgilisine selam yolladı. Sevgilisine selam yolladı. Bu kadar basit bir şey. Gönül yayını titretmiyor mu abici? Evinde olsun istemez misin? Bir köşede beslersin ha? Yok mu isteyen? Yok. Yok lan yok. Bak. Kostümden siz şey yaptınız değil mi? Kostüm böyle olmaz ki. Sahteymiş gibi var sanki. Koşu. Gülüyor musun Mahmut? Bilememişim diye yani şey. Biraz hassas. Ya şimdi şey olsaydı, koşu olsaydı bu durumda sen şey yapardın böyle. Ya onu çıkar falan hani bir tutarlar ederler falan hani böyle bir espriyle yedirip falan belki. Levent Göz'e de isteyin. Yürü olmadı işte yürü ya. Yürü. Genç. Çıktınız, elinizde kitaplar kötü bir gün. Kimseyle konuşmamışsınız, biraz bunaldın. Eve gidiyorsunuz. Giderken... Merhaba, merhaba. Vay abicim, nasılsın abi? Hiç görmüyorsun. Görmemişim abi. Anca sigara abi. Anca sigara abi. Bir anda mahalle sizin gibi. O mahalle sizin. Başından sonuna kadar. Bir ucundan öbür ucuna. Mahmut abi sayesinde. Mahmut abi, bir önceki örneğimizdeki gibi otantik ama çeşitli. Abi sigara var mı ya? Sigara alabilir miyim? Ya olmaz mı canım? Yani var buradan ya. Yok abi ben normal paket alayım şimdi. Ha ben sana paket vereyim. Yani tamam sağ ol abi. Sorma dersin be ya. Sen bizim kızarmışsın ya. Sağ ol abi. Tamam teşekkürler dedim abi. Gördünüz. Üç etnik özellik bir arada. Şingen, Kürt ve İç Anadolu. Üçü bir esnafta toplandı. İster misin abi? Bunu sevdim. Aa, hemen gözler kalkıyor ama olmaz öyle. Azıcık bir bak, mal nasıl? Mahvede bir tane var sinek. Var mı? Hayır. Aa, dur. Böyle yüksek mi? Gel tavlanayım. Tamam, boş ver ben dur. İşim var benim. Mangum almadın geçen haftadan. Almadım. Kusura bakma abi. Tamam. İyi. Başka? Ne olsun istersiniz? İdeal, mahalle, sınıfı, her şey var Mahmut abide. Sevmediniz mi? Tamam. Mahmut abi. Sence canın sıkın ya. Biraz sıkın var. Diyelim manita mevzu falan. Biraz kötüsünüz. Konuşacak kimse yok. Bir alabilir miyim abi? Kaç tane? İki tane. Ha, iki tane. Sonra gideceğim üç tane daha iste. Ben sana beş veriyorum şimdi. Tamam, poşet al, poşet aç. Oğlum yalnız bak, ben sana bir şey diyeyim.
Ya bu yapılmaz mı sana bununla ya? Ya cidden bak, bu kızdan sana ayrı yok. Vallahi ya, eziyet ya sana yaptığı. Senin eski vardı, bunu unuttun. Yok abi, geçiyor. Niye geçiyor? Abi geçiyor ya, geçiyor. Niye ya? Abi o gitti, çok başka bir şey yok. Hayır, niye? Yanlış yaptı abi, yanlış yaptı. Yok abi, yok. Tamam, sen şimdi git. Ya bunu iç, tamam, bu gece de iç de. Sonra git, çalış, okulunu bitir, bir iş tut. Böyle olmaz. Bir abi samimiyeti. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, siz de onun kollarında samimiyet ve sıcaklık bulabilirsiniz. Öyle olmaz. Vallahi. Öyle olmaz. Sen de olmaz olmaz. Bunları yazıyorum, 47 oldu bunlarla. 47 mi abi? Tamam abi. 47 oldu, sen buluşmuş, ne zaman alıyorsun? Ben? Benim 7'sinde bir kredi var. Kredi aldım. Ha, tamam, 7'sinde sen şey yaparsın, 47 tane. Abi ben kredi kiraya şey yapıyordum. Tamam, arkadaşlar nasıl öyle? Bu ay seni idare etsin ya, sen de o 7'sinde şey yapar. İdare yapılmaz abi, ben yapamam hani bu. Sen onu şey yap. Ben seni arkadaşlara satayım, oradan alacağım parayla bir ay ödeyeyim. Tamam, 7'sine kadar hallederim bu işi. Tamam, tamam. Ne olmasın canım. Şey olmadı. Bir satış olmadı bizim. Ali Bari Kaza, Ali Bari Kaza, ekmek, adalet ve özgürlük için. Ali Bari Kaza, Ali Bari Kaza, ekmek, adalet ve özgürlük için. Bu sefer seveceksiniz, bu sefer seveceksiniz, gerçekten seveceksiniz. Gerçekten sevip ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. İdeal aktivist! Ben bir şey diyeceksin sandım. Yok abi, ben bir şey yok. Yok Terhan, ben baskı unsuru olmak değil. Yok. Sadece onu bu hale getirmiş. Kendisinin geçmişle yoğun bir bağlantısı da var. Abi senin bu Kürt mevzuna ilgin ne zaman? Benim hala kızı Kürt. Hala kızı Kürt. Oğlu değil, o kızı öyle karşılık. Allah, Alevi mevzu abi. Hala. Sormayayım diyorum ama vicdan ilet abi. Demiş. Sakın yanlış anlamayın. Kesinlikle bir beyaz Türk karakteriyle bir arada değiliz. Sen Konyalıysın abi ama görüp müsün? Benim annemin annesi Konyalı. Annemin babası Costa Rica. Babamın annesi yerli. Konya'yı. Afrika yerlisi. Babası Rus. Yani tam bir dünya vatandaşı. Politik aktivistasyon geçmişlerinden gelen bir... Sen söyle. Ne var? Evet. Deneyim diyeceğim. Deneyim ha? Abi pardon, deneyim. Keşke girmeseydin. Keşke. İşte bir kere... Bir... Ya madem girdin anlatalım. Yani tatsız bir... Evet, tatlı su, soğuk su falan tane etmeye başladıysanız öyle bir şey yok. Kesinlikle bir mapus deneyimi var. Yani evet, 9-10 saat kadar bu. Hiç istemiyorsan bahsetmeyeyim abi. Çok zor. Benim için. Yani çok dinlenme fırsatım olmadı. Yani bir 6-7 saat bir kestirdim ama... Ama o tahta şeyin üstünde kesildi. Yani ne kadar? Bir kere yani psikolojik olarak şey. Yani ertesi gün eve gittim. Akşam açtım. İşte bu Neşet Ertaş'ın hapishaneleri güneşli oluyor. O zaman kendime gelirim. Yavaş yavaş. Anca kendime gelirim. Kendisini bir söz insanı, hani böyle sürekli lafta olan biri olarak görmenizi de istemem. Eylem adamı.
abilerim ablalarım. İstemez misiniz? Şu köşeye kıvrılır. Abla bir avuç yapmaz. Tutalım. Yok mu isteyen? Fazla mı lan? Bir tanesini ben satamıyorum. Size kolay gelsin abi. Yok diyor. Bir şey satamadım. Şimdi size gerçekleri anlatacak, duygularınızın en derin şeyi yakalayacak biri geliyor. Bir sanatçı. O bir sanatçı. O ideal sanatçı Mustafa. Onun meselesi kendiyle. Onlar nereye gidiyor, nasıl hisleri var, nasıl düşünceleri var, onları elinin içine alıp onlara doğru bir yön vermek istiyor. Duygularına, hareketlerine, birliklerine, bir arada olmaya. Haydi! Haydi! Hep birlikte! Hep birlikte! Gelin! Gelin! Of! Of! Oğlum ya! İğneyi kendine, çuvaldızı başkalarına batırır ama. Batır abi. Önce bundan bahsetmek istedim. Benim de hatalarım oldu kesinlikle oyunun içinde. Evet, oyunun içinde biraz. Ama yani bir... O kadar tipleme arasında bir kadın yok. Doğru değil. Bir eşcinsel yok. Çevre yok. İşçi sınıf neredesin? Nerede? Eyleme çağırmıyor. Eyleme çağırmıyor bu. Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun? Nerede bunlar? Ya benim de hatalarım oldu. Benim de hatalarım oldu. Ama ya bunları bekliyor insan. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Bizim de meselemiz kendimizde. Belki. Selam vermek ister misin abi? Onu ne böyle bitirelim?